Durumu olayları an be an takip eden Özgür Döner'den alacağız. Özgür Döner, merhaba. Nedir Sudan'da, ülke genelinde şu an son durum? Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Merhaba, tekrar iyi akşamlar. Sudan'da sokaklarda bir gerilim var. Bu gerilim çatışmaya dönmüş durumda mı? Dönme ihtimali var mı? Ne istiyor Sudan'da halk? Sudan halkı şu an hükümetin düşmesini istiyor. Özgürlük talepleri var. Hükümetin gitmesini istiyorlar. Aynı zamanda bir süredir ekonomik sıkıntıların çözülmesini istiyor. Ama şu ana kadar bir silahlı bir eylem ya da bir gerginlik bulunmamaktan. Ve özellikle bugünkü eylemlerinde Sudan polisi olsun, Sudan askeri olsun gayet soğukkanlı, halkı yönlendiren, barışçı gösterilere yönlendiren bir tutum almıştır. Bu konuda da kendilerini bayağı bir sevinçle karşıladık bu olaydan dolayı. Tam olarak ne zaman başladı ülke genelinde? Şimdi ülke genelinde son 6 aydır zaten ekonomik krizle başlayan nakit paranın bankalarda olmayışı, yakıta, ekmeğe, gıdaya olan zamların artışıyla beraber olan bir gerginlik var. Ama son bir haftadır ayın 6'sı için bir eylem çağrısı yapılmaktaydı. Bugün de bu eylem gerçekleşti. Bugün gerçekleşen eylem çok farklı bir eylemdi. Yani bütün sokaklarda, hemen hemen Harput'un bütün sokaklarında, bütün il ve vilayetlerinde diyebiliriz, aynı anda yapılan bir gösteri. Dediğim gibi istenen şey hükümetin istifası ve ekonomik durumun düzeltilmesi. Sudan'da durum bir hayli karışık. Sizin sözlerinizden anladığım kadarıyla Sayın Döner, bir nevi Fransa'daki olaylar, Fransa'da sarı yelekliler yapılan zamlara, hayat pahalılığına karşı eyleme başlamışlardı. 21. haftada, 22. haftada yine sokaklardalar Fransa genelinde. Sudan'da da benzer bir durum söz konusu. Peki bir dış Evet. güç kışkırtması var mı? Öyle bir hava alabiliyor musunuz? Şimdi burada zaten yönetim içerisinde bugün Rusya taraftarı diyebileceğimiz ya da İran taraftarı diyebileceğimiz yahut CIA'ci, Amerikancı taraftar diyeceğimiz evet bu gruplar var. Ama Evet. şu ana kadar bu grupların istedikleri Ömer Beşir'in kansız bir şekilde seçilmesini istemeleriydi. Ömer Beşir'in Suriye ziyareti onlar için bir şok olmuş durumdaydı. Peki Sudan'da az önce değindiniz ama tekrar sormak istiyorum. Şiddet boyutuna varma söz konusu mu bu gösterilerde, protestolarda? Şimdi daha önceki eylemlerde, daha önceki gösterilerde evet yani saldırılar ya da işte polisin yaralamaları falan vardı ama bugünkü gösterilerde genelde barışçıl, bayağı bir olgundu yani bugünkü gösteride Sudan halkı bayağı bir olgundu, bayağı soğukkanlıydı ve barışçıl taleplerini dile getirdiler. Sudan'da ekonomik zorluklar hangi boyutlarda? Yani vatandaş, Sudan halkı evine ekmek, yiyecek, içecek götüremeyecek durumda mı? Maalesef ki o duruma getirildi. Çünkü vatandaşın bankadaki parasını günlük 50 dolar diyemeyelim şu an 5 dolar bile çekemiyorsa bankadan bu bayağı kötü bir durum. Yani günlük olan limit kendilerine 500 lira, 5 dolar mukabilinde bir para limit konmuş kendisine. Bugün bankamatiklerde, bankalarda kuyruklar, ekmek kuyrukları, daha önce dizel ya da gaz, benzin kuyrukları vardı. Şimdi ise son dönemdeki nakit paranın olmayışı bayağı kötü bir durumdu. Peki meraktan soruyorum. Yani doların 40 pound'dan 100 pound'a 95 pound'a fırlaması acabası tabii. 5 dolar günlük ihtiyacın ne kadarını karşılayabiliyor Sudan'da? Yani günlük diyelim ki bir bakla ve gıdasını karşılayacak derecede ama sadece bakladan bahsediyoruz bakın. Sudan'da peki hükümet kanadından bu protestolara yönelik nasıl bir tepki geliyor? Şimdi daha önce evet bayağı bir şiddetle bastırma düşünceleri vardı, eylemleri vardı ama bugünkü gösteriler dediğim gibi asker olsun, polis olsun çok soğukkanlı bir şekilde barışçı bir eylem üzerine gidilmesi taraftarıydı. Yani benim bugünkü gözlemlediğim kesinlikle bir müdahale yok. Asker yönlendiriyor, yani vatandaşla beraber asker yönlendiriyor.
yeri geldiğinde onlara destek de olabiliyor diyebiliriz. Çünkü sonuçta asker o bu memleketin oğlu vatandaşı. Evet. Peki Sudan'da şu an Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir iktidarda. Ne kadar süredir iktidarda? Şimdi 18 yıl ya da 22 yılda hatırladığım kadarıyla 18 yıl civarında. Evet. Ve ülkenin geldiği konumda 1987'den beri öyle herhalde öyle hatırlıyorum. Evet. Şu anki konumda da Sudan'da ekonomik şartların ağırlığından dolayı Sudan halkı sokaklarda artık yeter diyor. Doğru mudur efendim? Evet. Kesinlikle öyle. Çünkü bıçak kemiğe dayanmıştır. Yani Sudanlılar için de, buradaki yabancılar için de Sudanlılar bıçak kemiğe dayandı. Yani normalde çok soğukkanlı olan buranın vatandaşı, çok barışçı olan buranın vatandaşı şu durumda o gösterileri, o eylemleri yapmak zorunda bırakılmıştır. Bu da bıçak kemiğe dayandığından dolayıdır. Evet. Peki Sudan'da bulunan yabancı basın mensuplarının olayı kendi ülkelerindeki haber kanalları ve gazeteleri nasıl servis ettiğini takip etme imkanınız oldu mu acaba? Ben genelde El Cezire'yi takip ediyorum ama El Cezire birçok olayda, birçok dünyanın farklı yerlerinde olan olayları abartarak sunduğu için pek ona inanmıyorum. Yerel haberleri takip ediyorum. Biraz daha gerçekçi bence yerel haberler. Ama El Cezire'nin haberleri bence abartılı. Çünkü El Cezire haberlerine bakacak olursak Ömer Beşir bitti, istifa etmiş durumda. Evet. Sayın Özgür Döner, çok teşekkür ediyoruz. Sudan'dan bize şu an yaşanan olayları doğru ve tarafsız bir şekilde iletmeye çalıştınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Sağ olun.